Merhaba arkadaşlar, Renkli Hayat Bahçesi kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine bir lif örneği ile karşınızdayım. Yuvarlak motiflerden oluşan bir lif yapacağız hep beraber. Bu bir tanesi orta motifimizi oluşturuyor. Diğer motiflerimiz etrafında olacak. 6 tane motif etrafında, bir tane motif ortasında, 7 motiften oluşan bir lif örneğimiz. Öncelikle küçük böyle renkli ipimizden orta göbeği için ufak motifler yapıyoruz. Çiçek motifi. Daha sonra 6 parçadan oluşan örerken hepsi tek parça halinde örülüyor. 6 tane üçgen parçadan oluşuyor. Şimdi ilk olarak pembe ipimizle başlayalım. Motifimi anlatayım size. Evet. Dediğim gibi 7 motiften oluşacak. Öncelikle 5 zincir çekiyoruz. Ha, bu arada tığım 0 numara arkadaşlar. 0, 2.1. Evet, birinci zincirimi çektim. 2, 3, 4, 5. 5 zincir çekip ilk zincirin içine batarak bir yuvarlak halka oluşturuyoruz. Bu halkamızın içine 6 tane fıstık yapacağız. Evet, ilk fıstığı yapıyorum. 3 dolgulu fıstıklar olacak arkadaşlar. Aralarına 2 zincir çekeceğim fıstıkların arasına. 1, 2. Tekrar yapıyoruz. 2 zincir çekiyorum. Üçüncü fıstığa geldim. Aynı bu yaptığımız renkli iple en kenarına lifimizin kenar oyası yapacağız arkadaşlar. Evet. İki zincir çekiyorum. Ve dördüncü fıstığımız da bitti. İki tane daha yapınca motifimiz tamamlanacak. Evet, son fıstığı yapıyoruz. İki zincir çektim. İlk yaptığımız fıstığın tepesine batıyorum. Bakın böyle hanımlar. Bu şekilde bir çiçek motifi oluşturmuş olduk. Bir zincir çekiyorum. Evet, ipimizi keselim. Burada hemen arkaya saklayarak ipimizi koparacağız, keseceğiz. Bakın 6 fıstıklı, dediğim gibi küçük küçük böyle güzel göbek için lifimizin orta gibi göbeğini oluşturan küçük motiflerimiz var. Hemen motifin üzerine beyaz ipimizle devam edeceğiz. Pembe motifimizi hemen beyaz ipimi bu şekilde bir fıstığın tepesine bağladım. Herhangi bir fıstığın tepesine arkadaşlar, önemli değil. Bir sık iğne yaptım ve hemen bulunduğum yere, bu fıstığın üstüne tekrar fıstık yapacağız. Bu şekilde üçgen fıstıklarımızı büyüterek motifimizi oluşturacağız. Evet. Hemen ilmeğimi biraz çekiyorum. İpimi uzatarak. Bir tane fıstık yapıyorum arkadaşlar. Bir fıstığı kapatıyorum. Bir zincir. Üzerine bir fıstık. Her zaman bu fıstıklı liflerimizde başlangıç kısmı bu şekilde oluyor biliyorsunuz. Bir tane fıstık çekip kapatıyoruz. Daha sonra ikili veya üçlü fıstık çekiyoruz. Şimdi iki tane fıstık çektik. Bir tanesini kapattıktan sonra ikili çekip beraber
kapattık. 2 zincir çekiyorum. Hemen diğer fıstığın üzerine batarak oradan da yine fıstıklara devam ediyorum. Bu sıramızı bu şekilde tamamlayacağız arkadaşlar. Bir tane fıstık, üzerine bir zincir, tekrar bir fıstık, ikinci yaptığımız fıstığı, üzerine yaptığımız fıstığı kapatmıyorum. Hemen aynı yere tekrar batarak bir fıstık yapıyorum oraya da. Ve iki fıstığı birlikte kapatıyorum. Aralara iki zincir. Aynı işlemi tekrarlayarak sıramızın sonuna kadar geleceğiz arkadaşlar. Her fıstığın tepesine yapacağız bu işlemi. 6 tane böyle fıstık parçası oluşacak, dilimi oluşacak. Evet arkadaşlar, birinci sıramı tamamladım. 2 zincir çektikten sonra ilk fıstığın tepesine bir sık iğne yaparak, bakın bu şekilde ilk başladığımız fıstığın tepesine bir sık iğne yapıyoruz ve sıramızı kapatıyoruz. Sıramız açık kalmıyor. Aynı yere tekrar fıstık yaparak devam ediyoruz. Aynı şekilde bir tane fıstık yapıyoruz ve kapatacağız fıstığı. Açık bırakmayacağız. Kapattım. Bir tane zincir çekiyorum. Bir fıstık yapıyorum. Şimdi artık başlangıçta geçen sıra 2 tane yapıp fıstığı öyle kapatmıştık. Şimdi artık büyüdüğü için bakın bir tane buraya tekrar sondaki boşluğa batarak 3 fıstık yaparak bir defa da çekeceğiz. Bir tane yaptım. Bakın üstüne yap, kapalı olanın üstüne. İkinciyi hemen bu boşluğa. Üçüncüyü bu sondaki boşluğa yapıyorum. Hepsini bir defa da kapatıyorum. Evet. Fıstık, bakın dilimimiz artık büyüyor. Şu anda 2 tane fıstık da buraya yapacağız. Büyütmelerde bunu unutmuyoruz. Düz yaptığımız liflerde kenarı düz olduğu için bu şekilde dönebiliyoruz. Ama büyütme yapacağımız, üçgen yapacağımız fıstıklarda bunu mutlaka yapıyoruz sonuna. Bir tane fıstık çektim. Yine şöyle örneğin biraz alarak daha rahat görmeniz açısından. Evet, bir tane yaptım. Hemen şu sondaki boşluğa da tekrar yapacağım. Bir fıstık daha. İkili fıstık. Dilimlerimizin sonunda mutlaka iki fıstıkla bitireceğiz ki dilimlerimiz büyüsün, üçgen şeklini alsın. 2 zincir çekiyorum. Hemen bu baştaki, bakın diğer fıstık dilimine geçtim. Hemen bir tane fıstık yapıyorum. Kapatıyorum. Bir zincir. Üzerine bir fıstık daha. Sonra aşağıdaki boşluklara batarak, evet, sonda fıstıklar çıkarıyoruz. 3 tane fıstık oldu. Hepsini bir defa da kapatıyorum. Evet, dilimin son kısmı. Hemen bir tane fıstık alıyorum tekrar. Tekrar bu son kalan kısımdan ilmek çıkararak fıstık yapıyorum. Evet, ikili fıstık da sonuna yapıyoruz. Bu şekilde de bu sıramızı tamamlayacağız arkadaşlar. Bir tane kapalı fıstık. Daha sonra üzerine bir tane, hemen dibinden bir tane, son taraftan, son şu fıstığın son boşluğundan, dilimin boşluğundan alıyoruz. Üçlü fıstık bir defa da kapatıyoruz. Daha sonra üzerine bir tane daha fıstık yapıyoruz. Bu son noktadan bir fıstık daha çıkararak ikili fıstığı da bir defa da kapatıyoruz. Bu şekilde fıstık sayımız genişliyor şu yaptığımız işlemle ve üçgen şeklini oluşturuyor. Her bir dilim üçgen şeklinde büyüyecek böyle. Motiflerimiz 3 sıradan oluşuyor arkadaşlar. Bakın beyaz olarak 1, 2, 3 sıra yaptım. Sizler de 3 sırayı tamamlayın. Bu aynı işlemi tekrarlayacağız. Sıramızı döndükten sonra buradaki ilk yaptığımız fıstığın başına sık iğne yaparak sırayı sabitleyeceğiz. 3 sıra yapalım, bitirelim. Daha sonra birleştirme kısmını anlatacağım size arkadaşlar.
Üçüncü sırada motifimizi birbirine ekleyeceğiz. Onun için öncelikle bakın, ben ilk yaptığım motifi, ikinci motifi, hemen ilk yaptığım motifi bir yerden ekliyorum arkadaşlar. Dediğim gibi etrafını dönerek gideceğimiz için genelde buradan iki tane motiften eklenerek gidecek hep. Ama ben önce orta kısmını böyle üçlü oluşturuyorum, yuvarlak liflerin motifli kısmını. Şimdi bunun için öncelikle ilk başa kadar gelelim. Örgümüzün son sırası. Hemen buradan bir tane fıstık yapıyorum önce. O ilk başta yaptığımız kapalı fıstığı yapıyorum. Ondan sonra eklemeye geçeceğiz. Ekleme kısmı için hiç zincir çekmiyorum. Zincir çekersem arada boşluk oluşacağı için zincirsiz, bakın bu eklediğim kısmın hemen karşısına. Çünkü diğer tarafa iki tane daha motif gelecek arkadaşlar. Buradan bir tane fıstık yaptık ilk elimizdeki, bakın motifimize zincir çekmiyoruz. Buradan hemen düz karşıdaki, çünkü eklediğimiz yerin karşısındaki üçgenden, başından hemen burayı ekliyoruz. Böyle bir sık iğne ile, bakın alt kısmından, örneğin üst kısmı burası, böyle tutuyorum. Hemen alt kısmından bir sık iğne ile tutturuyorum. Ne yapmıştık? Bir tane fıstık yapmıştık. Şimdi üçlü fıstık yapacağız. Burayı tutturduktan sonra üçlü fıstık yapımına geçiyoruz arkadaşlar. Tekrar bir zincir çekiyorum. Bakın açılmasın diye. Hemen buradan fıstıklara devam ediyoruz. Diğer fıstığın tepesinden başlayarak elimizdeki bitmemiş olan motifimizden devam ediyoruz arkadaşlar. Diğer motifimiz burada. Bir sık iğne ile tutturduk. Evet, aynı şekilde ilk fıstığımızın hemen dibinden devam ediyoruz. Daha sonraki boşluktan 3 tane fıstık yaptık. Üçlü fıstığı kapattım. Evet, bir tane hemen buradan ilk sık iğnemizi yapmıştık. Bakın buradan üçlü fıstıktan sonra diğer boşluğumuza, buraya hemen boşluğa motifin bir fıstık, sonra bakın hemen oraya bir sık iğne daha yapıyorum. Eşit derecede bakın boyları. Bu şekilde deneyerek de gidebilirsiniz. Tekrar bir zincir çekiyorum. Aynı yere fıstık yapmaya devam ediyorum. Bir tane fıstık yapıyorum. Bu üçlü fıstığımızın tepesine. Evet. Hemen aşağıdan, dip kısmından ve motifimizin bu dilimin son ucundan bir tane fıstık daha yapıyoruz. Üçlü fıstık. Bunları da bir defada topluyorum. Bakın arkadaşlar, iki yerden sık iğne yapmıştık. Üçlü fıstığımızı yaptık. Tekrar hemen buradan, bakın fıstıklar bu şekilde denk geliyor. Boşluklara, boşluk atlamıyoruz. Fıstığımızı yapıyoruz bu taraftan. Diğer taraftan hemen boşluğa bir sık iğne ile tutturuyoruz. Evet, bu şekilde tutturarak gidiyoruz. Bir zincir daha çekiyoruz. Çünkü burada fıstık henüz bitmedi. İkili fıstığımız var. Dilimlerin en son kısmında. Onları unutmuyoruz. Üçgen oluşması için dilimimizin. Evet, ikinci fıstığı da aldım. Tekrar kapatıyorum. Ve en son kısmında bakın, arkadaki bitmiş olan motifin en son dilimin en sonundaki boşluğa bir sık iğne yapıyorum. Bakın arkadaşlar, bu şekilde üçgenlerimiz birbirine denk geldi. Her bir fıstıktan sonra, üçlü fıstıktan sonra bu boşluklara birer sık iğne yaparak gidiyoruz. Zincir çekseydik arada boşluk oluşacaktı.
Bu şekilde hiçbir boşluk oluşmadan devam ettik. 2 zincir çekiyoruz. Hemen yine diğer karşı delime gidiyoruz ve örneğimizi orada tamamlayacağız. Bir fıstık yapıyorum. Bir zincir. Tepesine tekrar fıstık. Bunlar üçlü fıstıklarımız şu anda. Motifimin son dilimini yapıyorum. Bir dilim bırakmıştım kenarda. Bırakmadan bu tekli dilimlerde en son dilimi de kullanabilirsiniz. O size kalmış. Kaçıncı dilimi eklersiniz? Sadece bir dilimini eklediğimiz için. Ben şimdi motifimi birazdan bitireceğim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu şekilde. Bakın üçlü motif oluştu. Şimdi diğer yaptığımız motifi bir bu köşeden, bakın üçlü kısımdan, bir de bu üçlü kısımdan ekleyeceğiz dilimden. İki dilimden eklemiş olacağız. Diğer burada yapacağımız motifi ise üç dilimden oluşacak. Üç dilimle ekleyeceğiz. Bir, iki ve daha sonra buraya gelecek olan motifin bir dilimi üç dilimden eklemiş olacağız. Ben şimdi diğer motiflerimi de yapayım. İkiliyi ve üçlüyü de size eklerken göstereceğim. Motifi tamamladım. Dördüncü motifi arkadaşlar. Şimdi iki tane dediğim gibi noktadan ekleyeceğiz. Evet. Bir bu üçgen kısmı, bir de bu üçgen kısmı ekleyeceğimiz için ben motifimi yaparken iki tane dilimi yapmadım. Buradan hemen iki dilimden böyle motifimizi birbirine ekleyeceğiz. Az önceki gösterdiğim gibi değişen bir şey yok. Sadece ikili motif olacak bu. İkili dilimi ekleyeceğiz. Bir tane fıstık yaptım. Bakın bıraktığım iki dilimin hemen ilk fıstığını yapıp kapattım. Buradan da en kenardaki iki tane dilimi ekleyeceğiz. Evet. Hemen buradan ilk fıstığın baş kısmına, başlangıç kısmına buradan bir sık iğne yapıyorum. Tekrar burada yapmış olduğum motifimin fıstıklarına devam ediyorum. Şu anda üçlü fıstık yapacağım. Bir zincir çektim. Alttaki motifi bırakmıyorum. Az önce dönmüştü çünkü. Dönmesin tekrar diye. Evet, şimdi fıstıkları yapıyorum. Bir zincir çektim. Hemen oradan tepeden fıstık yaptım. Bakın eklediğim yerden. Tekrar dibinden, İlk yaptığımız fıstığın dibinden örneğimizi aynı şekilde devam ettiriyoruz. Tekrar sonraki boşluktan bir fıstık yaparak üç fıstığımızı bir arada kapatıyoruz. Hemen burada tekrar örneğimizin, motifimizin diğer kısmına geçerek buraya ilk boşluğa sık iğne yapıyoruz. Bakın ikinci yerden tutturduk. Tekrar bir zincir çekiyorum. Hemen buradan uzatarak fıstıkların tepesinden batarak örneğime devam ediyorum. Evet, üçlü fıstık yaptık tekrar. Hemen bunları da topluyorum. Evet, tekrar diğer motifimizin sırayla, bakın boşluklarına, dediğim gibi fıstık aralarındaki boşluklara sık iğne yaparak gidiyoruz. Sıradaki boşluğa hemen bir tane sık iğne yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. Tekrar aynı şekilde buradan fıstığa devam ediyorum. Ama batarken şuradaki, bakın zincir çektim, sık iğne yaptım. Ama fıstık yaparken şu iki fıstığın birleştiği noktadan yapıyorum arkadaşlar. 1, 2, ah bir de 3 çektiğimiz ilme vardı. Tabi bu dilimin son kısmı olduğu için iki tane fıstık çekiyoruz burada ve kapatıyoruz. Bunu da hemen sık iğne ile tutturacağız. Diğer örneğimizin, motifimizin, hemen diğer motifimizin son
kısmını, son boşluk kısmını. Bakın, yakından göstereyim. Her bir başlangıç noktasına, burada örneğimizi bitiriyoruz. Diğer tarafın hemen boşluk kısmına, fıstık aralarına sık iğne yaparak örneğimizi birbirine ekledik. Bu şekilde. Şimdi yuvarlak olacağı için lifimiz 3 tane uçça eklemiştim. Şimdi burada bir dilimi ekledik. Geldik bu ikinci dilime. Bu ikinci dilimde de yine aynı şekilde hem öreceğiz hem ekleyeceğiz arkadaşlar. Bunun için de eklediğimiz bu sık iğne çektiğimiz yerden hemen 2 tane zincir çekiyorum. Bakın burada yapılacak artık fıstık üstü kalmadı. Şu zincirimizi çektik, hemen diğer dilime geçiyoruz. Oraya bir tane tekli, her sırada yaptığımız gibi fıstık yapıyoruz hemen. Evet. Tekli fıstığı yaptıktan sonra ilk eklememizi yapıyoruz. İlk eklememiz burada. Diğer dediğim gibi dilime geçtiğimiz için hemen diğer motifin ilk fıstık üstüne bir sık iğne yapıyoruz. Bir zincir çekiyoruz. Ve örneğimize devam ediyoruz. Üçlü fıstık yaparak. İşlem aynı. Sadece ekleme yerlerini kaydırmadan yaparsak çok iyi olur arkadaşlar. Üçlü fıstığı yaptım. Ve bir defa da topladım. Tekrar aynı şekilde sıradaki boşluktan bir sık iğne. Şöyle göstereyim ben size. Bir dilimi yapmıştık. Bakın arkadaşlar, bir dilimi yaptık. Daha sonra ikinci dilimi geçtik. İkinci dilimi de tamamladıktan sonra ipimi koparacağım. Motifimizi de buraya eklemiş olacağız. Evet. Yaptık. Sık iğnemizi, bir zincir çektik. Hemen yine fıstığın üzerinden batarak fıstıklara devam ediyoruz. Evet, üçlü fıstığın sonuncusunu da alıyoruz. Hepsini birden topluyorum. Motifimizin sondan önceki hemen boşluğuna sık iğne yaptım. Tekrar bir zincir çekip devam ediyorum. Şimdi elimde yaptığım motifin, devam etmiş olduğum motifin son kısmında 2 fıstık yapıyorduk arkadaşlar. Bunu hemen tekrarlıyorum unutmamak için. O 2 fıstığı yapıyoruz. Ve kalan, diğer motifin kalan son boşluğuna batıyoruz. Tekrar 2 zincir çekiyoruz. Motifleri bakın birbirine ekledik. 2 zincir çekip sıramızı kapatmak için karşı tarafa geçerek, evet, bir tane sık iğne yapıyoruz ve ipimizi kesiyoruz burada. Bakın arkadaşlar, bu şekilde motifimi bitirdim. Diğer motifimi de şimdi 3 yerden, 3 köşeli kısımdan, bakın dilimden ekleyeceğim. Bir motif de buraya gelecek. Aynı şekilde yine karşı tarafa da bir motif, bir motif de buraya ve lifimiz bitmiş olacak. Kıyı kenar örneğine geçeceğiz arkadaşlar. Şimdi ben aynı şekilde yapacağım. Buraya motifimi ekleyeceğim. Daha sonra 2 tane karşıya motif yapıp ekleyeceğim. Sizler de öyle yapın. Daha sonra en kenar kıyı örneğini yaparken de tekrar görüşelim. Evet arkadaşlar, ben lifimi bitirdim. Motifleri hepsini yaparak birbirine ekledim. Bakın bu şekilde. Motifimiz büyüdü. Şimdi hemen bir kenar örneğiyle
bitireceğiz tamamen. Şimdi ilk olarak orta göbekteki küçük motifimizi yaptığımız renkten arkadaşlar kenar örneğini de yapacağız. Kenar örneği de yine fıstıklardan oluşacak. İlk olarak şu görmüş olduğumuz, yapmış olduğumuz üçgen küçük dilimlerin hemen ilk başlangıç kısmına fıstığın üzerine ipimizi sabitliyoruz, bağlıyoruz. Daha sonra bir sık iğne çekiyorum ve buradan hemen ufak boyutlarda fıstık yapıyorum. Lifimizi yaparken yaptığımız gibi büyük fıstıklar değil arkadaşlar. Bir tane yaptım. Şimdi ikincisini yapıyorum. Evet. Aynı yere fıstığımızı bak bu şekilde iki fıstık yaptık. İki fıstığı da hemen buraya katlayarak aynı yere sık iğne yaptığımız zaman şöyle bir küçük tomurcuk gibi bakın fıstık oluştu. 3 zincir çekiyoruz. Tekrar hemen sonraki boşluğa devam ediyoruz arkadaşlar. Buraya da aynı işlemi yapıyoruz. Bir zincir çektim. Ufak boyutlarda bir fıstık. Fıstığı kapatıyorum. Bir zincir. Tekrar üzerine aynı boyda olacak şekilde fıstık yapıyorum. Tekrar aynı başladığım noktaya boşluğa tekrar bakın bir sık iğne yaptım. 1 2 3 zincir çekiyorum. Sonraki fıstıkların arasına tekrar aynı örneği devam ediyorum. Burada her üçgenin üzerinde bakın arkadaşlar 4 tane tomurcuk geliyor. Ondan sonra şu boşluğa da batıyoruz. Boşlukları da yaparak devam edeceğiz. Ta ki buraya gelene kadar şöyle yuvarlağımızı bitirip geldiğimiz zaman şu iki motifin boşluk kısmına orada tekrar ben size döneceğim arkadaşlar. Bu gösterdiğim şekilde motifimizin bu çıkıntısını yapıyoruz oyuk bölgeye gelene kadar. Evet, 3 zincir çekip fıstıklar yaparak böyle top gibi bakın tomurcuk gibi ikili fıstıklarımızı yaparak şu boşluktaki zincirleri de yapıyoruz aynı şekilde ve bu kıyı da ben size tekrar göstereceğim. Bakın arkadaşlar kıyı örneğimi de yaparak geldim. Şimdi en son bu iki motifin birleştiği yeri şu şekilde yapacağız. Buralara fıstık yapmayacağız arkadaşlar. En son uçta kalan boşluğa da bir fıstık yaptım. Bakın böyle tomurcuk yaptım. 2 zincir çekiyorum. Hemen karşıya şu bakın bunu atlıyoruz. Şu görmüş olduğumuz tarafa fıstık yapmaya başlıyorum. Önce sık iğne yapıyoruz tabii, pardon. Sık iğnemizi yapalım. Bu şekilde. Ondan sonra oraya yine tomurcuğumuzu yapıyoruz bakın. Tomurcuk yapıyoruz yine fıstıklardan. Hemen iki tane yapıp orasını da göstermek istiyorum size. Evet, aynı yere yine bir sık iğne. 3 zincir çekiyoruz. Diğer fıstık arasına batıyoruz. Evet. İkinci fıstığı da yaptım. Bu şekilde. Örneğimi şimdi ben lifimin hepsinin kenarlarını yapacağım bu şekilde. Kıyı örneğimizi tamamlayacağım. Ondan sonra tekrar size bitmiş halini göstereceğim arkadaşlar.
Evet arkadaşlar, bugünkü örneğimiz de bitti. Şöyle güzel bir lif yaptık. Umarım siz de beğenirsiniz. Beğenerek yaparsınız. Bu şekilde motiflerden oluşan lifimiz. Evet arkadaşlar, beğendiyseniz beğeni atmayı unutmayın lütfen. Yeni videolarımdan da haberdar olmak için abone olabilirsiniz. Başka güzel örneklerde buluşmak dileğiyle. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın.